On binler hakkını arayınca o otobüsler teker teker çekildi. Ancak yapılacak provokasyonun, hazımsızlığın, demokrasi dışılığın tek adımı, tek emaresi o otobüsler değildi. Birilerinin ittifak kurdukları, listelerini aldıkları, geçmişlerinde Gaffar Okan cinayetinin avukatlarının genel başkanlığı yaptığı bir parti, Gonca Kuruş cinayetinin sanıklarını savunanların, onların arkadaşlarının bulunduğu bir partinin militanları bugün Erzurum'da ellerindeki taşları Ekrem İmamoğlu'na ve onu dinlemeye gelmiş Erzurumlulara fırlattılar. Ekrem Bey bu provokasyona daha çok mahal vermemek için insanları düşünerek alanı terk etti. Ancak Erzurum'da yaralıların durumunu öğrenmeden, validen bilgi almadan Erzurum'dan ayrılmadı. Ancak şunu söyleyelim. Biz, Diyarbakır bundan çok çekti. Bir kenti topyekun suçlamak, bir kenti yaftalamak, işaretlemek, hedef göstermek en büyük yanlıştır. Biz Erzurum'daki bir avuç provokatörü ayırıyoruz. Erzurum halkını, Erzurum'un misafirperver insanlarını ayırıyoruz. Suçlu arayacaksanız belediye başkanı suçludur. Emniyet müdürü suçludur. Vali suçludur. Ancak dakikalar içinde onları görevden almayan Recep Tayyip Erdoğan yaşananların vebalini taşımaktadır.